Gemilerle, tırlarla ben bu hafta sonu Edirne'de, Kapıkule'de gördüm. Gümrükten çıktığı gibi hayvanlar Romanya'dan geliyor, Macaristan'dan geliyor, Hırvatistan'dan geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Kendi besicimize, kendi üreticimize destek verelim. Başka ülkelerin çiftçilerine artık destek vermeyelim. Ne ayçiçeği piyasasını düzenleyebildiniz, ne buğday piyasasını düzenleyebiliyorsunuz. Aklınız, fikriniz ithalat. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve Orman Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifi aleyhine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşma yaptı. Gaytancıoğlu konuşmasında iktidar tarafından uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarına tepki gösterdi. Bu kadar güzel bir kaynağımız var, yetişmiş kaynağımız var. Türk tarımı sayenizde can çekişiyor ama siz hala plan diyorsunuz. Tarım politikalarını değiştireceğiz. Ne yapacaksınız arkadaş? Lafla bu iş olmaz. İşte küresel iklim değişikliği var. Var. Siz ne önlem aldınız? Siz diyorsunuz ki su kıt bir kaynak. Evet, buna göre bir üretim desteni yapacağız. İyi arkadaş, sen Seyhan Nehri'ne, Ceyhan Nehri'ne gem vurdun, barajlar yaptın. Dicle'ye, Fırat'a barajlar yaptın. Ergene'ye, Meriç Nehri'ne. Geçen hafta sonu ben Meriç Nehri'nde sulara baktım. Ya o kadar çok su akıyor, hepsi Ege Denizi'ne gidiyor. Hani Çakmak Barajı, hani Hamzadere Barajı, hani Çömlekköy Barajı. Para az bir şey koyuyorsunuz ama ortada hiçbir şey yok. Şimdi bunları yapın. Bunlarla gelin, ondan sonra diyelim ki biz bütün kaynaklarımızı kullandık ama olmuyor. Yeniden bir plan yapalım, o zaman olur. Ama siz tüm kaynaklarınızı kullanmıyorsunuz, ona göre bir üretim deseni yapmıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki işte biz zorla, bir yerde zorla. Eğer ekmezse çiftçi, ceza veririm, desteklemeleri vermem. Sizin zaten gücünüz çiftçiye yetiyor. Şanlıurfa'daki çiftçilerin elektrik borçlarına karşın desteklemelerini kestiniz. Ya insanlar su altında kaldı, yazık günah. Sonra nedense verdiniz. Yani böyle devlette ciddiyetsizlik sizde var. Çiftçinin borcu iktidara geldiğinizde 1 milyar liraydı. 350 milyara ulaştı. Yani çiftçi yeni bir traktör mü aldı? Yeni bir tarla mı satın aldı? Yeni bir ahır mı yaptı? Yaptıysa da hepsini borçla yaptı. Hayvancılığı tamamen bitirdiniz. 3-4 milyon süt ineği kesildi bu süre içerisinde. Ne için? Sırf et fiyatlarını biraz düşürebilirsiniz. Düşürebildiniz mi? Hayır. Kıyma fiyatı 3 ayda 150 liradan 300 liraya çıktı. Hala hayvan getiriyorsunuz. Gemilerle, tırlarla ben bu hafta sonu Edirne'de, Kapıkule'de gördüm. Gümrükten çıktığı gibi hayvanlar Romanya'dan geliyor, Macaristan'dan geliyor, Hırvatistan'dan geliyor. Yapmayın arkadaşlar. Kendi besicimize, kendi üreticimize destek verelim. Başka ülkelerin çiftçilerine artık destek vermeyelim. Ne ayçiçeği piyasasını düzenleyebildiniz, ne buğday piyasasını düzenleyebiliyorsunuz. Aklınız, fikriniz ithalat. Gümrük vergisi almıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Devlet başka ülkelerin çiftçisine buyur gel kardeşim, eller kollar açık, gümrük vergisi yok, sıfır gümrükle gel, kendi çiftçine destek verme. Onunla kendi çiftçini rekabete sok. Böyle bir şey yok. Ama gidicisiniz. Biz geldiğimizde nitelikli, tutarlı, bilimsel, bütçesi olan, ciddi anlamda denetlenen, siz denetleyeceksiniz. Siz muhalefet olacaksınız ya, siz bizi denetleyeceksiniz. Güzel bir tarım politikamız olacak. Ama temeli üretim olacak. Temeli hakça bölüşüm olacak. Temeli suyun ekonomik kullanımı olacak. Temeli teknolojiyle tarımı buluşturma olacak. Temeli planlı üretim olacak. Üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye'yi akılla, bilgiyle paylaşarak gerçekleştireceğim diyorum.